Merhaba arkadaşlar. Ben Can Almost Özsoy. Bugün sizlere bilgisayarınızı nasıl daha hızlı çalıştırabileceğinizi, oyunlardan nasıl daha fazla FPS ve keyif alabileceğinizi gösteren bir video hazırlıyorum. Video biraz uzun olacak. Bir sürü işlem yapacağız ve videonun sonunda hepinizin bilgisayarı daha hızlı açılacak, emin olun. FPS'niz artacak, oyunun akıcılığı artacak, vurduğunuz adam sayısı artacak savaş oyunlarında ya da moba oynuyorsanız büyülerden daha kolay kaçacaksınız, daha isabetli atışlar yapacaksınız. Şimdi FPS'nin önemini gelelim öncelikle FPS frame per second yani saniyede kare sayısı anlamına geliyor. Birçoğunuz aşina buna. Bu ne kadar fazlaysa oyunun akıcılığı ve sizin performansınızı bilgisayara oyuna yansıtabilmeniz o kadar fazla oluyor. Temel amacımız burada FPS'yi arttırmak, bilgisayardaki saçma sapan kasmaları ortadan kaldırmak, lag problemlerini ortadan kaldırmak, virüsleri temizlemek ve Cillop gibi yeni alınmış bir bilgisayar yapmak. Aslında hepinizin bilgisayar emin olun çok iyi. Yani hesap makinesi falan diyorlar ya, öyle değil. Bilgisayar sadece kötü kullanıldığından, yanlış kullanıldığından ya da çok zaman geçtiğinden dolayı kötü hale geliyor. Tabii ki çok daha pahalı ve iyi bilgisayarlar daha iyi performans veriyor. Ancak CS:GO'yu oynayabilmeniz için ortalama bir sistem fazlasıyla yeterli arkadaşlar ama bilgisayarı nasıl kullanacağımızdan bahsedeceğim. Ben size arka planda çalışan programları nasıl temizleyeceğiz, RAM'i nasıl verimli kullanırız, işlemciyi nasıl verimli kullanırız, ekran kartını nasıl hızlandırırız, hangi çözünürlük ayarlarında oynamalıyız. Ekran kartı ayarları nasıl olmalı? Arka plandaki o malware'ları, spy'ları, virüsleri nasıl temizler? Nasıl daha iyi bir bilgisayar sahibi oluruz? Ondan bahsedeceğim. Nelerden bahsedeceğim? Bir görelim şöyle. Hızlandıran programlarımız var bilgisayarım. Arka plandaki çalışanları nasıl temizliyoruz 3-5 saniye içinde? Sizin bilgisayarınız açıkken arka planda RAM'inizi, işlemcinizi çatır çatır yiyen ve hiç haberinizin olmadığı programları nasıl kaldıracağız? Onu göreceğiz. Ekran kartının en ideal, en optimum ayarları nasıl yapılır? Driver'lar doğru şekilde nasıl güncellenir? Hangi konsol komutlarıyla e, bilgisayar hızlandırılır? Onları göreceğiz. İki türlü ayar var. Bir, bilgisayarı hızlandırmak. Bir de oyunu optimize etmek. Yani oyunun konsol komutlarıyla beraber senkron <laughs> bir şekilde oyunu oynamak. Onun dışında yardımcı programlarımız olacak bilgisayarı temizlemeye yarayan. Overlock anlatacağım en sonunda. Yani her şeyi yaptınız mükemmel oldu. İyice hızlı süper nitro bilgisayar nasıl yaparız? Ondan bahsedeceğim. Evet hızlıca başlayalım şimdi. Benle beraber yapabilirsiniz. İlk yapmamız gereken şu masa üstünde saçma sapan bir sürü logo var. Bunları bir kaldırmamız gerekiyor. Bunları masa üstü diye bir klasöre attım arkadaşlar. Böylelikle hoş geldiniz ekranından sonra bilgisayarınız açılırken çok daha hızlı açılıyor. Çünkü buradaki logo sayısı açılma hızıyla doğru orantılı çok fazla varsa çok geç açılıyor aynı şekilde oyundayken de yüzlerce logo varsa burada FPS'nizi bu düşürüyor masaüstü cillop gibi tertemiz olmalı şimdi arka planda çalışan programları nasıl kapatacağız bu çok önemli buraya msconfig yazıyoruz arkadaşlar msconfig yani sistem yapılandırmasına giriyoruz Msconfig'e girdikten sonra başlatmaya tıklıyoruz Windows 7'de direkt açılır burası Windows 10'da görev yöneticisini açmamız gerekiyor görev yöneticisini açtım Burada benim bilgisayarım açıldığında bilgisayar otomatik olarak hangi programları açmalı, hangilerini açmamalı. Burası çok kritik ve FPS'nizi çok inanılmaz arttıracak bir şey. Bunları seçiyoruz. Şimdi Adobe ben kullanıyorum. Curse'u kullanmıyorum. Konuşma programı o yüzden kapalı. Discord'u kullanıyorum. Çok güzel bir Discord ailemiz var. Bir topluluğumuz var biliyorsunuz. Bilgisayar açıldığında otomatik açılsın dedim. Google Chrome etkin. Logitech. Ben bunu kaldırsam web kameram çalışmaz. Microsoft OneDrive. Bu internete dosya yüklemeye falan yarıyor. Word, Excel falan. Bunu kapattım. Sadece ihtiyacım olduğunda kendim açıyorum egzesini bulup açıyorum bu uygulamayı. Bunun arka planda çalışmasına hiç gerek yok. İşte bu arka planda çalışırsa bu programa zırt pırt güncelleme geliyor. 2-3 günde bir. Ben CSGO'dayken bu program kendi günceller. Benim pink tak 500'e fırlar 10 dakika boyunca. Ben kafayı yerim orada. O yüzden bunu kaldırdım. Bakın ping problemlerinin temel sebeplerinden bir tanesi bu. Nvidia'yı kapatamam ekran kartımla alakalı. Realtek'i kapatamam ses sürücüsüyle alakalı. Skype'ı kullanmam için etkin. Ancak siz sürekli Skype kullanmıyorsanız bunu Devre dışı yapın arkadaşlar. Buradan devre dışı bırak diyebilirsiniz. MSI'ın programı dursun. Bununla ekran görüntüsü alıyorum ben. Steam'i kullandığım için açık. Wargaming Updater, gelelim fasulyenin faydaları. Ben bu oyunu 3-4 ay önce kurdum. Oynadım. Battle.net gibi, Origin gibi, arka planda çalışan bir tane bunun Client var, bir egzesi var. Bilgisayar açıldığında otomatik açıyor adam onu. Oyunları güncelliyor, RAM'i işlemci yiyor, işlemciyi yiyor. Hemen ben bunu kaldırdım arkadaşlar. Bilgisayarım açıldığında bu program çalışmayacak. Sadece ben Wargaming'in bir oyunu oynayacağım zaman bunu açmalıyım. Yoksa boşu boşuna benim bilgisayarımı yoracak. Ve bütün bu yormalar birleştiğinde, kümülatif toplandığında işte kasan bilgisayar ortaya çıkıyor. Sizin yapmanız gereken buradaki birçok şeyi devre dışı bırakmak arkadaşlar. Sadece ama dikkat etmeniz lazım. Mesela Discord'u açıp kapatmam hiçbir şey değiştirmez. Ama ben buradan gidip Nvidia'yı veya Realtek'i Realtek kapatırsam ses gelmez bilgisayardan. Bunu kapatırsam ekran kartı çalışmaz. O yüzden dikkat ederek yapmanız gerekiyor. Bir şekilde bozulursa gene hepsini etkin yaparsınız, düzeltirsiniz. Buraya dikkat edin. Sonra bilgisayarım e, açılmıyor, internete bağlanmıyor, ses gelmiyor demeyin. Biraz detaylıca anlatıyorum size. O yüzden bilgisayar çalışırken arka planda çalışan programları buradan mutlaka kapatıyoruz. Şimdi gelelim ekran kartını ayarlamaya bakın. Burası da oldukça önemli. FPS'i iki katına kadar arttırabiliyorsunuz. Masa üstüne tıkladın. Nvidia denetim masasına girdin. Şimdi Ati için nasıl yapıyorum diyenler olacak. Ati'nin de bir yazılımı var arkadaşlar. Oradan yapabilirsiniz. Şimdi görüntü ön ayarlarını yap diyor. Bakın videoda görüyorsunuz. Şu an çentikli gözüküyor değil mi kenarları? Şöyle full kaliteye alsam ben bunu. Bakın çok smooth. Çok kaliteli bir görüntü var şu anda. Çok dolgun kenarları. Hiçbir pürüz gözükmüyor. İşte böyle olduğunda siz 200 FPS alabilecekken 50 FPS'de oynuyorsunuz CSGO'yu. Evet kaliteli gözüküyor. Okey ama ben performansla oynamak istiyorum. Çok adam vurmak istiyorum. O yüzden bunu performans alıyorum arkadaşlar. Elim tercihlerimi kullan ve buna önem ver diyorum. Performans vereceksin diyorum ekran kartıma. Yani FPS vereceksin, kasmayacaksın, donmayacaksın, takılmayacaksın diyorum. Kalite çok önemli değil. Ekran kartınızın modeli çok iyiyse bunu ortaya alabilirsiniz ama ben her zaman performansla kullanıyorum. GTX 1080'im olmasına rağmen performansla kullanıyorum arkadaşlar. Bunu haberiniz olsun. Ben kalite alırsam GTX 1080 bile deli gibi kasar oyunlarda. Donar yani öyle söyleyeyim. <laughs> bunu yaptık. 1. 3 boyutlu ayarların yönetilmesi. En önemli yer. Ekran kartın ince ayarları var arkadaşlar burada. Bağlantılı optimizasyonu kapalı yapıyorsunuz. Birden çok örnekleme kapalı oluyor. Birden çok ekran performans modu. Eğer ben iki monitör kullanırım o yüzden birden çok işaretli. Tek monitör kullanıyorsanız mutlaka tek ekran seçmelisiniz buradan. Cuda'yı <laughs> ellemiyorsunuz. DSLR çarpanlar kapalı oluyor. Doku süzme. 900'ü mutlaka yüksek performanslı olmalı arkadaşlar. Benim kartım iyi olduğu için ben bunu kaliteye aldım. Yayınlarda güzel görün, kaliteli görün diye. Ancak siz mutlaka yüksek performansı alın. Ee, 1070-1080 yoksa. 900'e kapalı olmalı arkadaşlar. Tek tek gösteriyorum ne yapmanız gerektiğini. Bunları yapmazsanız FPS e yükselmez. Negatif load tercihini ellemiyorsunuz arkadaşlar. Bu olumlu bir şey. Trilinear optimizasyon kapalı olacak. Düşey senkronizasyon kapalı olacak arkadaşlar. Bu düşey açık olursa monitörünüzün her ile FPS'ye eşitliyor ve 60 FPS'de takılıyor birçok oyun. E, dolayısıyla kasmış oluyor. Eş süzme kapalı olacak. Ben bunları böyle 16 x'e falan çıkartırsam bu bilgisayar bile patlar öyle söyleyeyim size. E, güç yönetim modu optimum güç değil maksimum performansı tercih et olacak arkadaşlar. Özellikle laptoplarda şarj yavaş gitsin azal, yani yavaşça azalsın diye bu ayarı koymuşlar. Yavaşça azalırsa şarj. Yani şarjınızı hızlı yemeli bilgisayar. Yavaşça azalırsa kasar arkadaşlar. PXA gama düzeltmesi mod. Bunlar, bunlar kapalı arkadaşlar. Gama düzeltmesi de kapalı olacak. Unutmayın. Burada gördüğünüz her şeyi kapalı yapıyorsunuz aslında. Bu ayarlar çok önemli arkadaşlar. Çözünürlük değiştirmeye gelelim şimdi. 1920 yerine CS:GO'yu 1024'te oynuyor iseniz birazdan bahsedeceğim. Bu da 1024 olmalı. Yani masaüstünün çözünürlüğüyle arkadaşlar oyunun çözünürlüğü senkron olmalı, aynı olmalı. O zaman çok daha akıcı oynuyorsunuz. FPS düşmeleri, alt tap yaparken 10 saniye beklemeler, donmalar, takılmalar ortadan kalkıyor. Pekala, oyun içi ayarları nasıl yapmalıyız? Aslında olay burada kopuyor arkadaşlar. Bilgisayarınız ne kadar iyi olursa olsun herhangi bir oyunda oyun içi ayarları yanlış yaptığınız anda anlık FPS düşmeleri, kasmalar ortaya çıkabiliyor. Görüntü ayarlarına geldim. 16'ya 9 var ve 4'e 3 var. Oyuncuların birçoğu 16'ya 9 oynuyor. <laughs> Bazıları da eskiden kalma alışkanlık olarak 4'e 3 oynuyor. Ben de 4'e 3 oynuyorum. Yani monitörüm yanlardan kapalı. Peki bu ne anlama geliyor? 16'ya 9'un faydası ne? 16'ya 9 olduğunda ekran bütün monitöre yayıldığı için görüntü daha <laughs> fazla insan görebiliyorsunuz ve adamların kafaları daha kocaman oluyor. Ancak 4'e 3 yaptığınızda Ekran kartının monitöre verdiği piksel sayısı daha az oluyor. Monitör yanlardan kapalı olduğu için ekran kartı daha az yoruluyor. Daha yüksek FPS ile oynuyorsunuz. Dünyaca ünlü oyuncuların bazıları 4'e 3 bazıları 16'ya 9 oynuyor. Halen tartışma konusu arkadaşlar. Bu konu ben 4'e 3 oynuyorum. Eski alışkanlığından dolayı ve çözünürlük mutlaka 1024 ya da 1280'e 1024 olmalı. Ee, birçok bir oyuncu bu şekilde kullanıyor bunu. Neden böyle kullanıyorlar? 1920'de çok fazla detayı gözüküyor. Oyunda bir doğal kasma oluşuyor. 300 FPS bile alsanız doğal bir delay oluşuyor. Oyun çok akıcı olsun diye oyunu en saf, en basit haline getiriyorlar. Oyun mutlaka tam ekranda olmalı. Pencereli ekranda daha çok düşük FPS alırsınız arkadaşlar ve işte Zurna'nın zırt dediği yer burası. Ben bunların hepsini hay yaparsam, dünyanın en iyi bilgisayarına da sahip olsam çatır çatır kasar oyunu. Ee, bir ekran kartı iyi olduğu için orta yaptım ben. Siz çok düşük yapacaksınız arkadaşlar. Ancak gölgeyi çok düşük yapmayacaksınız. Çünkü mesela örnek vereyim Double Door'dan gelen bir adam düşünün Long'da. Güneş vurdu ve adamın önce gölgesi gözüküyor. Siz bu gölgeyi göremezseniz adam oradan daha hızlı çıkar. Oraya eğim alamazsınız. Yarım salise bile çok önemli CSGO'da. Bunu düşük yapabilirsiniz. Bu ortada kalabilir arkadaşlar. Shader detayı çok yüksek yerine orta ya da düşük olabilir. Bunun kalibrasyonu sizler yapacaksınız. Yani siz bunları düşük yaptıkça bir oyun çamurlaşacak. Çamurlaştıkça FPS ve akıcılık artacak. Daha iyi oynamak istiyorsanız düşüreceksiniz. Ama ne kadar düşüreceğinizin kararı sizde. Çok düşük yaparak benim önerim öncelikle alabileceğiniz maksimum FPS'yi görün oyundaki. Çoklu CPU yani işlemci çekirdeği kullanımı etkin olmalı. Çünkü CSGO en çok işlemci yiyen oyunlardan bir tanesi. Bütün çekirdekleri kullanmalısınız CSGO'da. E, oyunun kasmaması için. Shader detayını yine düşük yapabilirsiniz. Bu 4x'i falan direkt yok yapın zaten arkadaşlar. Doku fitleme modu. ikili doğrusal süzme bakın bende bile. FXA kapalı. Dike eşitleme de kapalı. Dike eşitlemeyi açarsanız ne olacağından videonun başında bahsetmiştim. Mutlaka bunları düşüğe getirin arkadaşlar. En düşüğe getirin. Ve o şekilde kaç FPS alacağınıza bir defa bakın. Şimdi gelelim oyun konsol komutlarına. Oyun konsol komutlarını doğru kullanırsanız oyundan daha fazla zevk alır ve daha iyi oynarsınız arkadaşlar. Şu an Deagle biraz garip gözüküyor değil mi? Çok böyle ekranın üstünde bazuka gibi duruyor. Bu haritanın da aim botu iyi arkadaşlar. Burada aim kasabiliyorsunuz istediğiniz gibi. Yani bir maç atmadan önce buraya girip işte böyle botları vurarak aiminizi geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Ben de fare inmesi açık o yüzden fareyi çok hızlı çevirebiliyorum istediğim yere. Siz de çevirebilirsiniz. Şimdi ee, View model offset z z ekseninde bir de şu an ben buna eksi bir alıyorum bakın nasıl gözükecek artık daha düzgün gözüküyor ve model offset z eksi bir yaptım peki y y de şu an bir de bunu da eksi bir yapıyorum geriye çekti silah geride olmasını istemiyorum silah peki x'i ne yapacağız x de bir de şu an x eksi bir alırsam bakın sağdan sola yaklaştı yani no scope atmam artık benim daha kolay bu açıdan görmenizle şöyle görmeniz eğim almanız arasında çok fark var. Peki view model fov 66. Bu sefer daha ileride gözüküyor silah bakın. Bıçaklar falan daha şık gözüküyor. Şu an 66 mesela 60 yapayım. Daha zoomladı da gösterdi. 66 da daha ileride görüyorsunuz. Benim sensitivity arkadaşlar 0.15 ile 0.20 arasında gidip geliyor. Sürekli azaltıyorum bunu. sıfıra doğru gidiyor. DPI'da 800 sürekli soruyorsunuz cevaplayayım istedim. Crosshair için özel bir ayarım yok. Crosshair'ın haritaları var oradan indirebilirsiniz. Şimdi başka konsol komutları ve başlangıç ayarlarını göstereceğim size. Başlangıç ayarları oldukça önemli arkadaşlar. Eagle'a bu sabit durmadan asla gitmez mermi. Sabit durmanız lazım. Her seferinde koşup koşup sabit durduğunuz anda mermi çok iyi gider. Buraya da girdim insan çıkamıyor yani. Profesyonel oyuncular burada 5000 tane adam vuruyor. Ondan sonra başlıyor yine. Sabah uyanıyor burada 5000 vuruyor adam böyle. Ondan sonra başlıyor sağ aşağıda yazan şey. Aimbot diye arkadaşlar haritanın adı. Isınmanız ee, ısınmanız için, rank atlamanız için oldukça önemli. Çünkü oyunda her zaman adamla çatışmaya, çatışma pratiği kazanmaya fırsat bulmuyorsunuz. Adamla görüyorsunuz 3, saniye çatışıyorsunuz, ölüyorsunuz ya da öldürüyorsunuz. Burada istediğiniz kadar çatışabilirsiniz. Mesela botları buradan hızlandırabiliyorsunuz. Sağ sol yaptırabiliyorsunuz. Burada deli gibi hareket edecek şimdi mesela. Lan, hareket ha. bu hızda gerçekçi olmuyor ama şu hızda eğim çalışabilirsiniz. Mesela bir tane kol alalım. İşte spray çalışabilirsiniz arkadaşlar. Bu haritada. Ee, konsol komutları bunlar benim kullandığım başka var mı Volume. Volümü yükseltirseniz sesleri iyi duyarsınız. O çok önemli. Ha, M, RAW, INPUT 1. Bakın bir olunca ben fareyi çeviremiyorum şu an. Bütün gücümle çeviriyorum bütün kolumla. Bu kadar dönüyor. Bunu sıfır yaptım. ivmeyi açtım. Bakın şimdi ne kadar hızlı dönüyor fare. Sağ sola bile kaçıyor. O kadar hızlı dönüyor. İşte ivmeyi açmanız çok önemli arkadaşlar. Ben ivmeli oynuyorum. İvmeli oynayan var oynamayan var. Scream ivmeli oynuyor mesela. Böyle flickshot atabilmek için adam arkasına. Hemen dönebilmek için ivmesi açık. Ben de açmanızı öneririm. Biraz zorlanabilirsiniz fareyi kontrol etmekte. Ama sensitivity kısıp ivmeyi açarak hem istediğiniz zaman arkanıza dönebilirsiniz kolaylıkla, hem de istediğiniz hedefe rahatlıkla vurabilirsiniz. Oyunla ilgili şimdi konsol oyun'a girişteki komutlar var. Bir de onları göstereceğim. Oyun'a girmeden önce yaptığımız ayarlara bakalım. CS:GO'yu geldim oyunlardan sağ tıkladım başlatma seçenekten ayarla dedim. çizgi konsol bildiğiniz gibi zaten konsolun otomatik açılmasını sağlıyor. çizgi no vid Oyun başına gelen o 2 saniyelik video var ya onu ortadan kaldırıyor daha hızlı giriyorsunuz oyuna. Mesela internetiniz koptu geri geldi oyuna geri giriyorsunuz. Bu 2 saniye video izlerken ban yiyebilirsiniz ya da 2 saniyede oyuna yetişebilirsiniz. Çok önemli yani zaman kazanmış oluyorsunuz. Peki ünlem hay çizgi hay. Çizgi hay sizin işlemcinize diyor ki kardeş CSGO'ya ağırlık ver. Yüksek öncelik ver. Arka planda çalışan programları sönümle az işlemci ayır onlara. Bütün işlemleri CSGO üzerinden yap daha çok FPS ver. Ünlem hay çok önemli. CL, Cmd rate ve update rate ise 128 tick rate sunucuya girdiğinizde mermilerin daha hızlı gitmesini daha düzgün gitmesini yani rate ayarlarınızı internetinizde e, CS sunucusu arasındaki ayarları e, sağlıyor. Bunu elinizde de yazabilirsiniz ama her seferinde yazmak yerine buraya yazmanız yeterli. Refresh, Freq de monitörünüz eğer e, 144 ya da 120 Hz ise e, css o hertzle çalışmasını sağlıyor. Bunları yazmayın monitör e, değilse 60 Hz ise yazmayın yani bunları. Diğerleri mutlaka yazın arkadaşlar. Bir de Bob Lover AMT diye bir komut var. Onu az önce bahsetmeyi unuttum. Bob Lover AMT 5 yaparsanız e, titreme azalıyor arkadaşlar. Silahlar hiç titremiyor. Şimdi ise e, bilgisayarı donanımsal olarak hızlandırmaktan bahsedeceğim. Yani işlemcimiz e, RAM'imiz ve ekran kartımız donanımsal olarak hızlandırılabiliyor. Overclock işlemi yapılabiliyor bunlara da. Ben de MSI'ın kartı var. MSI'ın programını kurdum arkadaşlar. Burada e, çekirdek saat hızı ve hafıza hızı diye iki tane değer var. Ben bunları arttırdığımda ekran kartım daha iyi çalışıyor. Ancak daha çok ısınıyor arkadaşlar. Daha çok ısınması bir problem. Her zaman mesela Core Temp diye bir program var. Bunu kurarsanız bilgisayarınıza işlemci hangi sıcaklıkta çalışıyor? Mesela 80 derece mi? 40 derece mi? Stabil mi değil mi? Ekran kartı hangi sıcaklık? Bunlara bakabiliyorsunuz. Çok ısınırsa otomatik olarak kendi kapatıyor aslında. Yanma diye bir şey pek görülmüyor 2016'da, 2017'de eskiden vardı o buradan bu değerleri çok ufak ufak arttırıp kalibrasyon yapmanız gerekiyor sizin kendi kartınıza göre. Hepsinin bir maksimum limiti var ve hiçbiri aynı değil. Yani işte iki tane 1070 kart aynı değil. Fabrika, aynı fabrikadan aynı banttan çıkmasına rağmen aynı değiller. Bir tanesi daha çok overlock yapılabilir halde olabiliyor. Birazcık %20 %25 yani FPS'nizi arttırabilirsiniz. 100 alıyorsanız 125'e çıkar örneğin. buradan bu ikisini arttırıyorsunuz arkadaşlar. Fan hızını da artırıyorsun sıcaklık limiti hiçbir zaman 90 yüzü geçmemeli ekran kartlarında ee, bu konuda uzman değilseniz kesinlikle bulaşmayın arkadaşlar orkulu. bilen bir bilgisayar uzmanına yaptırabilirsiniz bunu ee, bu şu anlama geliyor arabam var güzel ama modifiye edeyim daha güzel olsun modifikasyonu buradan yapabiliyorsunuz Onun dışında arkadaşlar bir tane makale bırakacağım videonun altına onu okuyabilirsiniz ee, Windows 10'da DVR diye bir şey var. Xbox'ın bir uygulaması arka planda oyunu kaydediyor. Bu da FPS'nizi çok önemli ölçüde düşürüyor. Bunu mutlaka kapatmanız lazım. E, videodaki linkten onu da okuyabilirsiniz. Böyle çok çok uzatmak istemedim videoyu. Aşağıda programların isimleri, CS:GO'da kullandığım ayarlar, sensitivity, rate ayarları, ping düşürme komutları hepsi mevcut. Sevgili arkadaşlar. Eee Twitch'te hemen her, her gün 12 saat, 13 saat canlı yayın yapıyorum ülkenin zirvesine çıktık sizin sayenizde. Bunun için çok teşekkür ederim size. 10-15 bin kişi izliyor anlık olarak. Ee, Twitch kanalımızı takip etmeyi unutmayın eğlenceli yayınlar için. Aynı zamanda bu uzun yayınların 1-2 dakikalık videoları da yeni bir Facebook sayfası açtık. Anlos'ta tek atan paylaşımlar diye. O sayfayı da takip edebilirsiniz eğlenceli içerikler için. Ee, videoların devam ve beni desteklemek için de beğenip yorum yapmayı unutmayın. Özellikle FPS'niz kaçtan kaça çıktı ona bakın. Bu videoyu yapmadan önce bir FPS'inize bakın. CL Show FPS 1 ya da Netcraft 3 komutlarıyla mesela 50 veriyordu. Videodan sonra 150'ye mi çıktı, 100'e mi çıktı, 80'e mi çıktı? Bunları bir yazın yoruma. Ben de göreyim arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Çok sağ olun izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.